Taze bir başlangıç oluyor. Başlarken gibi bir kalabalık vardı biz Antalya'dayken. Yeni başlamıştık. Şimdi bitişte bakıyorum yine bir kalabalık var. Burada birlikteyiz. Bugün bir sonucu paylaşmak için buradayız aslında. Ama yeni bir başlangıçta olacağını düşünüyorum. Çünkü ekstra oldu benim için. Başkanım ve yönetim kurulu da şeref verdi. Bu toplantıda sizle bu samimiyeti, sıcaklığı paylaşırken onlar da bizi yalnız bırakmadılar. Evet, Türk basının değerli temsilcileri, 2020 Avrupa Şampiyonası'na finallerine katılmayı başaran Türk milli takımının teknik direktörü olarak sizinle birlikteyim. Mutluyum ve gururluyum. Birlikte yola çıktık. Milli takım ortak değerimiz dedik. Birlikte hayal ettik, çalıştık ve başardık. Bu ortamın yaratılmasında yorum, haber, fotoğraf, yayınlarıyla katkı yapan Türk medya mensuplarına teşekkür ederim. Tabi teşekküre girince ülkemizin tepesinde ülkemizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımızdan en uzak köşesinde bireyimize kadar herkesin sevgisi, samimiyeti, sıcaklığı ve duası var. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Mart'ta işe başladığımızda Yıldırım Demirören yönetimiyle beraber başladığımız zaman Sayın Başkanım Nihat Bey de vardı. O yönetimde arkadaşlarımız da var. Şimdi devam eden yönetim Sayın Nihat Özdemir'in yönetimiyle beraberiz. Onlara teşekkür ediyorum. Bana öncelikle daha önce yönetim ve bugünkü yönetim bu görevi verdiği için. O gün hatırlarsanız iki görevi yapmama konusunda da dirayetliydim. Yani etik bulmadığımı söyledim. İnsanlar da hata yapıyor demek ki. Hata yaptığımı düşünüyorum. İş sonucu iyi gelince, herkese yararlı olunca unuttuk. Ama ilke olarak aynı yerdeyim. Prensiplerimi ters gelse de bile bugünü kabul ettim. O günkü emeğe geçen, bugünkü yönetim, önceki yönetim bulunan tüm kesimlere, her şeye rağmen o günkü Beşiktaş Kulübü'ne ve Başkanı Sayın Fikret Orman'a teşekkür ederim. Çünkü ben her ikisinde çalışmaya karşı olmama rağmen kendisi ben sana yardımcı olacağımı söyledi. Özellikle iki görev için. Onu da söylemiş olayım. Tabii teşekkürlerimiz çok geniş. Onu da bugün biraz söylemek istiyorum. Herkes bu teşekkürü fazlasıyla hak ediyor. Kulüplerimize, teknik direktörlerimize, oyuncularımıza, hakemlerimize, medyamıza, personellerimize, taraftarımıza, sponsorlarımıza, yine o toplantıyı burada birlikte yapmıştı. Bütün sponsorların olduğu. Bunu yine yapacağız. Benden önceki teknik direktörleri, milli takım için söylüyorum. Sayın Lüçescu'ya, Fatih Terim'e, Mustafa Denizli'ye, Ersun Yanal'a, Abdullah Avcı'ya, Ünal Kahraman'a, Özkan Sömer'e, Türk antrenörü Tınar Stepan'a, hepsini sayabilirsiniz. Yabancılar da dahil. Rahmetli olanlara ve yaşayanlara teşekkür ederim. Bütün teknik direktörler elinden gelen gayreti göstermiştir. Eksiği ve artısıyla bir katkı yapmıştır. Yönetimler konusunda zaten başkan her şeyi söylüyor. Ben bunu bir kez daha söylemiş olayım. Altyapı hocalarımıza, TFF ve Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde genç milli takım hocalarına, Tudor antrenörlerine. Biz olumsuz olduğumuz zaman altyapıdan gireriz, antrenörden gireriz, eğitimden gireriz. Her şeyi problem olarak gösterir. Kötü olduğu zaman suçlu buluruz. Ama iyi olduğumuz zaman bunları aklımıza getirmeyiz. Onların da bu işte çorbada tuzlu emeği olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağlıkçılarımız, malzemecilerimiz, aşçımız, çaycımız teşekkür. Bu aşçı konusunda da olur. Belki bazen aşçı bizden çok daha fazla katkı, belki de katkı yapar. Yanlış bir yemek, yemekteki bir hata, bütün her şeyi alt üst eder. Oyun içerisinde bir saliselerin ve bir hatanın neye mal olduğunu gördüğümüz yerde onların da bir eksiğini bize ne gibi sorunlar çıkaracağını düşündüğümüzde herkesin bu işte emeği olduğunu düşünüyorum. Ben burada bir konuya 24 Kasım biliyorsun öğretmenler günü öğretmeni, ilkokul öğretmenim yaşıyor. Onu birkaç defa gittim ziyaretlere. Onun nezdinde, öğretmen nezdinde, kadın nezdinde tüm öğretmenlerime ve kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bizim önemimiz. Annemizin de kadın olduğunu unutmayalım. Bizi de eğitenlerin en başında kadınlarımız olduğunu bir daha söyleyeyim. Çünkü kadına şiddet konusunda, çocuğa istismar konusunda da sosyal sorumluluk projelerinde kısmen olacağımızı söyleyeyim de bu arada burada değinmiş olayım. Bir defa nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi biliyoruz. Başarılıyı da başarısızı da gördük. Ülke olarak da gördük. Takım olarak da kendim de gördüm. Şimdi elimizde iyi bir grup var. İyi bir oyuncu grubu var.
Bunlar başarıyı gördüler. Belki bazen başarısız da göreceklerdir. Çok şeyi öğrenecekler, tecrübe edeceklerdir. Hepimiz onlara yardımcı olmalıyız. Onlar da işlerini iyi yapmaz gerekiyor. Bize baktığımızda takım olarak geldiğimizde UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüştük. FIFA sıralamasında 40. sıraya düşmüştük. Türk halkı milli maça gelmeme hoşnutsuzluğunu yüksek sesle artık seslendirmeye başlamıştı. Milli takımın kiminle maçı olduğunu artık merak etmez haldeydik. Milli takıma sempati kaybolmuştu. Bunların hepsinin aşıldığını görüyorum. Ne yaptık? Takımdaşlık, ekip ruhunu pekiştirdik. Milli takımın halkla iç içe olmasını sağladık. Ben demedik, biz dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Buradaki kameramanın da haberi yapanın da, getirenin de, yorum yapanın da, gazete patronunun da, televizyon sahibinin de, sponsorun da, herkesin katkısı olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Bunu da çok samimi olarak söylüyorum. Başlarda herkesin payı var. Diyalog ortamını sıcak tuttuk. Kulüpleri, hocaları, oyuncuları ziyaret ettik. Herkesin fikrini aldık. Gönlünü de aldık. Burada da samimi davrandık. Yine aynı şeyi yapacağız. Ekibimde herkes, şimdi onlar da pek konuşmuyorlar. Bizde çok konuşma yoktur, iş yapma vardır. Herkesim olağanüstü çalıştı. Analizler yaptık, araştırdık, tartıştık, konuştuk. Yani bazen gece gündüz uykusuz kaldığı dönemler oldu. Hep her işin perde arkası önemlidir ama biz bunları pek gündeme getirmeyiz. Bu vesileyle sizlerin huzurunda onlara teşekkür ediyorum. Eski yeni oyuncuları kaynaştırdık. Burada Emre ve Burak kaptan olarak çok olağanüstü örnek davrandılar. Yani sadece bir işin yürümesi için değil, gelecekler adına örnek. Öyle devam etmelerini ve kulüplerimizi de öyle olmasını diliyorum. Sorunları değil, çözümleri aradılar. Sorunları konuşmak yerine, çünkü sorunu çözmek için zaten onlara ihtiyaç var. Sorunu çözmesi gerekenler konuşmaya veya şikayet etmeye başladığı zaman zaten hiçbir üretim olmaz. Bunun tam tersi, bütün bunlar yıkıldı. Kolay gibi görünüyor. Dediğim gibi 9 ayda bunlar oldu. Ama olağanüstü bir gayretle oldu. Asıl teşekkürü burada, yani hepimiz taraftarız. Cumhurbaşkanımız da taraftar, bunu da kullandım. Ben bir maçta Sayın Cumhurbaşkanımızın o Andorra maçıydı. Halini gördükçe, o taraftarın üzüntüsünü görünce, benim şurada makam falan yok. Ben insan olarak bakıyorum. En yetkilisi de, yetkisizi de aynı duyguyla paylaştı ve oraya sıcak ve samimi olarak takımın başarısında için geldi. Onun için benim gözümde ayrı bir değeri vardır. O konu için söylüyorum. Bunu herkesin de bilmesini istiyorum. Bu güzel bir olaydı ve o taraf, Cumhurbaşkanımız da tarafta, ben de taraftarım, siz de taraftarsınız. Herkes, kadını, erkeği, çocuğu hep tarafta. Hepsi alkış hak etti. Ha bunları bölgelere, yerlere ayırabiliriz. Evet, doğru. Hem içeride hem dışarıda bize destek oldu. Anadolu seyircisi olağanüstü bize bağrına bastı, bunu söyleyeyim. Oradan ayrılışımız onları dışlamak değil, tekrar buluşmak için bir ayrılıktı. Döneceğiz oralarda. Anadolu bizim bağrımız, doğduğumuz yerler. Orada bizim toprağımız, döneceğiz. Ama uzun süredir maç oynanmayan İstanbul'a geldik ve buradaki futbol severler de bizi asla mahcup etmediler. 3 maçta sahada oldu. Zor maçlar oynadık. İnsan beraberliği, gol atmamaya sevinir mi? Biz sevindik. İzlanda ile beraber kaldık. Saha tıklım dolu. Aynı duygu, ben ne düşünüyorsam tribünde düşündüğünü görüyordum orada ben. Ve maç bittiğinde hiçbir şey söylemeye gerek yok. Herkes sahanın içerisinde bir yumak olmuştu. O tarafta da teşekkür ediyorum. Ama buradaki olanlara da teşekkür ederken Stade de France'de bir bir kaldığımız maçtaki olay benim için çok daha anlamlıydı. Sahada 80 bin kişi varsa belki 30 bin, belki yarıya yakını bizim Türk seyircisiydi. Hiçbir olumsuzluk olmadan feyir pireği içerisinde maçın izlenmesi, evet ilk yarısı kötü geçen bir maç ama sonuç olarak aldığımız sonucun yanında bence o maçın sonucundan çok taraftarımızın uluslararası alanda, özellikle Avrupa'da şiddet konusunda, olumsuzluk konusunda eleştiri aldığı dönemlerin tam tersine çok güzel örnek bir maç oldu. İnşallah devam edecektir. Türk insanının ne kadar fair play içerisinde olgun bir maç izleyebildiğini, takıma destek olduğunu gösteren bir maçtır. Bunu da gösteren bizim insanımızdı ve hepsi harikaydı. Hepsine teşekkür ederim. Biz ne yaptık bu arada? Sevgiyi, saygıyı esas tuttuk. Kaliteli ve iş bilen insanlara çalıştık. Toplam kalite karşılığını buldu. Her birimde kalite olması gerekiyordu. Sadece bir birimde olması gerekmiyor. Bu konuda eksiklerimiz olduğunu söyleyebiliriz. Düzelteceğiz, geliştireceğiz. Liyakata, iyi niyete, samimiyete, güvene
çok çalışmaya önem verdik. Her konuda da duyarlı olduk. Burada bir az evvel söylediğim konuyla ilgilen bir birlik maçı seyirci söyledim ya, futbol adına Fransa ile 2-0'lık maçı konuşmaya zaman bulamadık. İnanın bulamadık. Örnek ve güzel maçtı. Belki teknik olarak, hazırlık olarak, oyuncular, seyirciler başka bir gözle baktık. O duyguyu, o anlayışı yerleştirmemiz gerekiyor. Bunu yapıyorsak, bunu nasıl yaptık? Bundan sonra nasıl yapmamızı konuşmamız. Çünkü çok hızlı gidiyoruz. Bazen sonuçlar bizi yanıltıyor. Yani iyi sonuçlar yanıltıyor. Bazen kötü sonuçlar kızgınlık içerisinde eksiği göstermede bizi geride bırakıyor. Emek verenler, kişilikli onurlu üretenler, az konuşup iş yapanlardır. Az evvel onu kısmen söylemeye çalıştım. Ülkeyi bir arada tutmaya, destek olmaya çalışıp, ülke zaten bir arada ama bazen ötekileştirme olan durumlarda futbol, bu sonuçlar bizi birleştirebiliyor. Buna destek olmaya çalıştık. Öyle de olması gerekiyor. Engelleri aşmak için beyin fırtınası yapmaya çalıştık. Kendimiz ürettik bunların hepsini ve kendimiz pazarladık. Hepsinden de keyif aldık. Hepsine de keyif verdik. Doğrularımız fazlaydı. Eksiklerimizi eleştirilmek üzere tekrar söylüyorum. Çünkü biz eksikleri gidermek için bizi ayna tutanlara teşekkür her zaman edeceğiz. Türk futbolunun geleceğini tasarlamak, plan ve vizyon koyabilmek için hazırlıklar yapmaya devam ediyoruz, onu söyleyeyim. Mikro ve makro planlar için çalışılıyor. Çünkü bugünkü sonuçlar yarınların garantisi değildir. Yeniden hamle yapmamız lazım. Futbolun paydaşlarını daha fazla bir araya getireceğiz. Birbirimizi ürkütmeyelim. Kişileri layık oldukları yere koyalım. Doğru işe doğru adam koyalım. Ben de, herkes de. Bu bizim işimizde her alanda böyle olması gerekiyor. Benim de anlayışım bu. Bazen bunda hatalar yaptığımız doğrudur. Çocuklarımıza imkan ve zaman vermeye, eğitime devam edeceğiz. Moralimizi, cesaretimizi kaybetmeyeceğiz. Destek olanlara da biz destek olacağız. Çünkü onların da desteğine ihtiyacı olacaktır mutlaka. Çünkü doğru projeler her zaman destek ister. Daha çok yakınlaşalım. Birbirimizi anlayalım. Konuşmamızı ve karşılıklı da fikir üretmemizi engellemez, tam tersine yeni fikirler üretiriz. Ülkemizde, dünyamızda huzurlu, mutlu olsun istiyoruz. Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz. Sosyal sorumluluk projesi içerisinde terör, şiddet, ki bunu kısmen yaptık ama bazen UEFA nezdinde sıkıntılarımız oldu. Onlara girmek istemiyoruz. Biz sadece insan olarak, ülke olarak komşusu açken rahatsız olan bir milletiz. Misafirperveriz. Irkçılık yoktur bizde. Teröre karşıyız. Kadına şiddete karşı. Evet, ülkemizde bu sıkıntılar var. Bu azınlığın, bu hatanın giderilmesi için olağanüstü hepimiz gayretli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu bir kez daha söylemiş oldum. Burada tabii en son oynadığım katıldığımız turnuvada yapacağımız takımları öğrenmiş olduk. En son başkanım ve yönetimle beraber gittiğimizde rakibimiz İtalya, İsviçre ve Galler. Bunlarla ilgili daha geniş bilgi vereceğiz ama şu anda siz de biliyorsunuz İtalya, İsviçre birinci olarak gruptan çıktı. Galler ikinci olarak çıktı. Yani baktığınızda çok güçsüz bir takım görmezsiniz. Ama İtalya'da dahil, İsviçre'de, Galler'de dahil hepsinden oynayabileceğimizi ve başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Ben bunu daha önce de başkana da söyledim. Orada tabii ölüm grubu diyorlar. Almanya, Fransa, Portekiz grubuna. Orada bile olsa aynı duygularımı. Biz futbolumuzu oynayacağız. Bu çocuklar kendilerini geliştirecek dedi. Öyle yaptılar, bugünlere geldiler. Yarın da öyle yapacaklar. Rakiplerimizi kısa tanımaya kalkarsak bizden daha yaşlı ama onlar da genç takımlar. İtalya 25-0 onda 4 yaş grubundan 25 civarı. Hepsi 25 civarı. İsviçre 25-16. Galler 25-37 yaş grubunda. İtalya daha çok 4-3-3 oynuyor. Galler 4-2-3-1. İsviçre 3-4-3 veya 3-5-2. Petkovic'i ve Mancini'yi tanıyorsunuz. O da bizi tanıyor onlar. Ryan Giggs de tabii Galler'de çalışıyor. İyi takımda iyi oyuncular olan ama güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Açılış maçının İtalya'da olması ayrı bir renk. Bu ülke tanıtımı için de, futbolcularımızın, takımımızın kendinizi göstermesi için de bir şans. Ben bir şey yapmayacağım, kendileri motive olacaklardır. Biz sadece nasıl oynayacağımızı konuşacağız. Ama bugünden itibaren çalışıyoruz. Bugün zaman kısıttı, bu programa koyduğum için basın toplantısını. Zaman da daraldığı için bugün akşam itibariyle başkanla konuştuk. Her zaman konuşuyoruz. Bakü'ye, sonra Roma'ya gidip kamp yerlerinin seçimine, yani
olabilecek yerleri yapmaya çalışacağız. Sizin de bildiğiniz gibi 12 tane şehit oynanıyor. Çok sorunları vardı. Sürekli kalınacak bir kamp yeri ve transfer otelleri vardı. Şimdi evet uzak yerler oldu ama en az zararlar nasıl kapatırız dedik. Ve girişimleri sağ olsun Kadir Bey yönetimimizle görüşerek zannediyorum öyle olacak. İlk daha erkenden yani 2 gün 3 gün kala değil belki 7'sinde Roma'ya gideceğiz ki genelde öyle olmuyor. Önce kamp merkezine gidiyorsunuz sonra maçın olduğu şehre gidiyorsunuz 2 gün kala. Biz ise bu girişimler sonucunda öyle olacak gibi Roma'ya gideceğiz. Daha sonra bir gün sonra ayrılamıyorduk Romanya'dan. 2 gün daha kalıp maça 2 gün kala gitmemiz gerekiyordu Bakü'ye. Şimdi maç sonrası gitme durumumuz var. Dolayısıyla otel durumlarını, mesafeleri bakacağız. Bizim Profesör Hüseyin Bey, Tuna Hanım da beraber olacağız. Bu akşam gideceğiz. 2-3 gün onlarla bir çalışmamız olacak. Rakiple ilgili analizleri zaten arkadaşlarımız yapıyor, hocalarımız çalışıyor. Şimdi artık ona odaklandık. Bu arada Mart ayında maçlarımız olacak. Şu anda büyük ihtimalle dışarıda düşünüyoruz. Slovanya ve Avusturya ile 2 maç Mart ayında. Mayıs'ta 2, Haziran'da da 2 olmak üzere 4 maç da planlıyoruz. Yani aslında 3 maç veriyor ama 4. maçı da biz UEFA'dan isteyeceğiz. Kampa da Mayıs'ın ortasında işte liglerin bitimiyle birlikte başlayacağız. İnşallah Dünya Kupası'nda geçirdiğimiz gibi uzun, 1 ayı geçen, 1,5 ayı bulan o zaman 55 gününü bulmuştu galiba bir kamp dönemi. Zayıflamıştım, elbisem bol olmuştu. O günkü firmadan şikayetçi oldular. Bugün başka firmadan giyiyorum. İnşallah yine kilom aynı gelir. Güzel görünürüm. Bir sıkıntı olmaz. Uzun vadede 2022 Dünya Kupası'nı düşündüğümü söyledim. Uzun vadede futbolun, ülkemizin futbolun geleceği için benim son dönemlerim olsa bile katkı yapmaya çalışacağım ama İlk ağızda 2020 Avrupa Şampiyonası'nda nasıl başarılı oluruz yine birlikte konuşacağız, tartışacağız, eleştiri yapacağız. Ama güzel günler yakalayacağı düşünüyorum. Hep söylediğimi tekrar söylüyorum. Umut, mutluluk, güven vermeye devam ediyoruz. Bunu yapacağız. İyi düşüneceğiz, iyi söyleyeceğiz, iyi şeyler yapacağız. Yokluktan varlığa geçtiğimizi düşünüyorum. Şimdi daha da varlık zamanı ama bu yıl milli takım yılı olmalı. Bunun için de size bir pasta hazırladık. Sağ olsun. Benim nerede resmim şu heykelim? Bana heykel yaptılar. Pelit Pastanesi'ne sağ olsunlar. Hiç bakın bu görünmeyen çok insanlar var. Bunlar bir ücreti yok. Heyecanla oturup patronu çıkıyor, pasta yapıyor, çikolata yapıyor. Ne bileyim bir başkası sevgisini gösteriyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Biz ona borçlu hissediyoruz kendimizi. Bundan daha güzel prim yok mu? Gerçi başkanımız yine prim veriyor ama en güzel prim buydu. Ya hakikaten çok güzel. Şimdi de bir pasta hazırladı. Onu birlikte yani burada artık bizde de bir makam yok, pozisyon yok. Başkanımız da sağ olsun o konuda mütevazi bir insan. Şimdi pastayı keseceğiz. Sonra yemekte beraber olacağız. Ondan sonra dağılırız. Yine karşılıklı konuşuruz. Tekrar şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Eksisi artısıyla. Teşekkürler. Hocam soru cevaptan sonra herhalde. Soru cevap alalım mı? Soru istiyorsanız pardon ben soru alayım pastamızı görün de pastayla ilgili soru olmasın. Evet. Onu alacağız. Yani artık neyle istiyorsanız birkaç tane soru. Evet, sorularınızı alabiliriz. Arif Bey buyurun. Mikrofonu uzatabilirsek. Arif Bey'e teşekkür ederiz. Arif Kızılyalın, Cumhuriyet Gazetesi. Öncelikle teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ülkeyi Suriyeli konuklarımız dahil tek bayrak altında topladı milli takımımız. Tabii burada Futbol Federasyonumuzun da çok büyük katkıları var. Böyle bir izole ortam yarattıkları için. Efendim 10 ay önce bu salondaydık. Ve rakiplerimizin analizini yaparken Fransa'yı eğer yenersek grubun direksiyonuna geçeriz gibi bir ifade kullandınız. Yine diğer rakipleri değerlendirirken Arnavutluk ilk maçı kazanırsak ikincisini de kazanırız dediniz. Ve hemen sonrasında diğer rakibimizle ilgili olarak İzlanda'yla ilgili olarak da zor maçlar oynayacağız. Çözülecek bir takım değil. Mücadele gücü yüksek. Bakacağız dediniz ve söyledikleriniz birebir çıktı. Fal açmadığınızı varsayarsak pozitif bilmeye inanan biri olarak bu vargılara nasıl eriştiniz? Bu birinci sorum. Gruptaki rakiplerimizle ilgili yine böyle tanımlarınız olacak mı? Soruya ek sorum. Bir de efendim Bakü kabul edelim etmeyelim. Tek millet, iki devletiz.
Bayrak Meydanı'ndan stadına kadar Türk bayraklarıyla donanacak iki maçta. Türkiye'nin kendi sahasında gol yemediğini de varsayarsak şansımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Sorular çok haftada atasın unutursam ama öncelikle şunu söyleyeyim. Yani tabii falcı değiliz. Ben öyle şeylere, öyle afaki şeylere de inanmam. Ama duygularım üst seviyededir. Önce samimiyet, iyi niyet. Bizim başkanımızda, yönetimimizde, bizde, sizde. Bu iyi niyet samimiyeti koyduğumuzda gayretle bir işler yapıldığını gördüm. Bunda biraz sapma oldu mu şansınızın azaldığını göreceksin. Tabii çalışmayla, yetenekle, karakterle oluyor iş. Ama bu iyi niyet samimiyet olmadığı zaman hiçbir iş olmaz. O gün söylediklerimin kısmen çıkmış olması teşekkür ediyorum. İyi takip etmişsin. Ben de şimdi bazı görüntülerde bazı sözlerime baktım. Geriye baktım mı? Ben de değil mi? Çok safmışım. Söylediklerim çıkıyor yani. Öyle düşünüyorum bazen. Şunu söylemek lazım. Yani burada falcı olmaya gerek yok. Ben tabii yine Fransa'ya biz belki de bana kızabilirsiniz ya sen öyle söyledin haklı çıkmak için Fransa'ya birinciliği bıraktın diye diyen olabilirdi. Bak bu mantıklı gelir bana. Diğer konuşmalara göre Fransa daha güçlü takım. Yani kadro yaparken de oynarken de onun için, o yüzden dedim ki Fransa'ya karşı nasıl oynadığımızı biz de analizini yapacağız. Oyuncularımızla tekrar bir daha yapacağız. Tekrar işleyeceğiz. Türkiye'de yapması lazım. Güçlü takımlara oynama formatlarında olan düşüncelerimizi geliştirmemiz gerekiyor. İzlanda maçında biz kötü oyunumuzun veya sonucun kötü olmasının asıl sebebi şimdi çok daha rahat söylüyorum. O gün söyleseydim çok mazeretleri kullanmadı. Bu eksik oyuncu şu bu. Orada sadece bak yine aynı şeyi kullandım bu seyahatle ilgili. Bakın 3 günde bir seyahatler, kamplar bu organizasyonları etkileyecektir. Daha önce de etkiledi. Bunu da söyledim. Örneğin Arnavutluk buradaki maçla oradaki maça bakın arada farkı göreceksiniz. Burada nasıl direnen, savaşan bir Arnavutluk orada değildi. İzlanda bir tek seyahat yaptı. Yani kendi sahasında oynayıp dışarı gitti. Diğerlerinde hep iki dışta yaptı. Onu da kaybetti. Arnavutluk maçı. Yani Moldova'yı yendi, seyahat yaptı. Seyahatin etkisi şu. Özellikle 4-5-6 saatten sonra jetlag oluyor. Bu Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne ve UEFA Ligi'ne katılan takımlar için de geçerli. Bir süre gittiğinizde bir süre sonra yorgunluktan sonra çıkabilir. Bir de zihinsel dağılmalar olur. O yüzden İzlanda maçındaki ben takımı tanıyorum. Oyuncularımızı bıraksam tepkileri olur. Tepki koyacak halde ikinci yarı vardı ama o bireysel hareketti. Zihin berrak ve net değildi. İlk yarı uyuşuktuk. Çünkü gittiğimizde işte hava güzel olmasına rağmen gün ışığının erken değil geç kararması bile etkiler insanı. Uykunu alman, seyahat, bütün bunlar o maçı etkiledi. Biz hata yaptığımız maçlar var, eksik olduğumuz maçlar var ama oyun oynamaya çalıştığımız maçlardı. Ben İzlanda maçını oyun olarak eksik olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu kayıp olarak doğru kabul ediyorum. Ama Fransa maçı oyuncularımız benim düşüncemi sahada görmek, taktik anlayışımı sahada görmek beni mutlu etti. Özellikle bunu yapabilecek olgunlukta olduklarını gördüm. Ve bu konuda da mesafe aldık. Baktım çok daha şey konuşacağı belki ayrıntıya girmemem gerekiyor ama bu bir başlık söyleyeyim burada. Bizim takım rakibe göre oynuyor. Rakibe göre zorlandığı zaman disiplini bırakmıyor. Bu önemli bir olay Türk futbolu için. Sadece o milli takım için değil. Çünkü öyle maçlar vardır. Dünyada da var. Bakın işte açılış maçlarında sürpriz maçları olur. Güçlü takımlar bazen kaybeder. Bunları yenebilmek lazım. Ve bunu sadece takım biz yapmadık. O taraftar da yaptı. İki tane kritik maç oynadık burada. Biri Andorra, biri Arnavutluk. Son dakikaya kadar. Size söylüyorum. Fransa maçında attığımız ikinci golün sevinci mi daha fazlaydı? Arnavutluk maçında attığımız mı? Arnavutluk maçında daha fazlaydı. O başka bir koşula giriyorsun. Biz bazen bulduğumuz yani değerlerimizi, elimizde olan imkanların farkında değiliz. Bunu kaybedince tekrar bulunca seviniyoruz. Hatırlatıyor bizi hayat. İşte o başta da böyle oldu, hatırlattı. Kazandık. Ben söylenenlerin çıkmasında bir kendime kehanet görmüyorum. Çalışarak, paylaşarak, bu takıma inanarak mesafe aldığımızı söylüyorum. Bakü ile ilgili tek millet, iki devlet bu yeni bir şeydi. Orada gittiğimizde kura çekilişinde başkan da oradaydı, Azerbaycan başkanı. Hatta görüşecektik. Ben yorgundum, odaya çıkmıştım, görüşemedim heyetle. Biz zaten çiçeğiz onlarla beraber. Orada da
ev sahibi onları temsil edeceğiz. Kendimizi temsil edeceğiz. Yani Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi temsil edeceğiz. İki tane kritik maç oynayacağız. Burada söyle, başlık olarak söyleyebilirim. İtalya maçı ayrı bir maç. Kazanırız, kaybederiz. Tıpkı Brezilya maçı gibi açılış maçı olacaktır. Bize de rastlıyor. Ayarlıyorlar herhalde bunu. Ondan sonra kaybettik. Ama iki tane maçımız var ve o bir seyahatimiz var. İki maçta her şey değişebilir. İkisi de bizim rakibimiz. Aynı tıpkı Fransa gibi. Ama biz İtalya'yı yensek de yine İtalya güçlü, onu söyleyeyim. Yani ama kazanırız, kaybederiz. İki maçımız önemli olacak. O yüzden orada bize, oyuncularımıza, taraftarlara, medyaya hepimize görev düşüyor. Önemli olan, madem konuştunuz bu kadar, yani Haziran ayı gelmiş gibi, bu gruptan çıkmak istiyoruz diyelim bakalım. Başka var mı eksik bir şey? Gol, iç saha maçlarında gol yemedik. Bu bizim pek alışık olduğumuz bir şey değil milli takımlarda. Onları da iç saha maçı sayarsak. Yani evet, inşallah devam ederiz o konuda. Zaten biz akan oyunda da gol yemedik. Duran toplarda iki tane İzlanda da yemiştik ki burada onu çok iyi tedbir aldık. Bu da önemli bir derslik bir olaydır. İki tane yediğimiz takıma karşı burada daha fazla kullanmalarına rağmen duran top başarılı olamadılar. Bir diğer taraftan da biz evet savunmayı da devam ettireceğiz. Ama ofansif olarak da yerleşik savunması olan takımlara karşı da daha büyük bir zenginlik yaratmaya çalışacağız. Başka soru? Faik Bey. Geliyor. Faik Gürses, Posta Gazetesi. Sayın Hocam, başarınızın devamını dileyerek sözüme başlamak istiyorum. Taramar grubunuzun size önerdiği yeni oyuncu isimleri var mı? Yani bizim hiç görmediğimiz Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden, Türkiye'nin en rüya köşelerinden milli takıma layık olacak yeni isimler olabilir mi? Teşekkür ederim. Elimizde bir kadro var. Bunların emekleri var, başarıları var, yetenekleri var, karakterleri var. Burada mümkün olduğunca form durumları iyi olan oyuncuları tutmak istiyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Öyle baktığımız zaman o geniş kadro içerisinde bunların da bir garantisi yok tabii ama önceliği var. Bunu geçecek her oyuncu, yeni bir oyuncu olursa alırız, değerlendiririz. Bu bir yarış olacak. Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, National League daha sonra devam edecek. Yani yine alabiliriz. Ama sayısı fazla olacağını düşünmüyorum. Yani şu anda öyle bir oyuncular yok. Ümit takımında bazı oyuncularımız var. Bir de bizim takıma gelmesi muhtemel görüştüğümüz ama Türkiye'yi tercih etmeyip Avrupa'da diğer takımlar tercih eden bazı oyuncular henüz hazırlık maçları oynadılar. Onların da resmi olarak orada oynama şansı az olacağını düşünüyorum. Onlar belki tekrar bize gelebilirler. O tip oyuncu olabilir. Ama bizim takibimiz devam edecek. Gökhan Bey. Gökhan Dinç, 360 Televizyonu. Hocam siz teşekkür ederek başladınız. Ben de bir Türk vatandaşı olarak size teşekkür ediyorum. Şöyle ki sadece bizi bu turnuvaya götürdüğünüz için değil, ben Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımın o 55 dediğiniz gün boyunca onlarla beraberdim. Oraya gitmenin ne demek olduğunu bir Türk gazeteci olarak yaşadım. Futbolcuların yaşadığını da biliyorum. Belki şu an elinizdeki kadrodaki oyuncular oraya gitmenin ne demek olduğunu çok da fazla anlayamamış olabilirler. Oraya gidince anlayacaklar. Tıpkı milli takımı takip edecek olan gazeteci arkadaşlarımızın o ayrıcalığı hissetmesi açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Kafanızda oynadınız hocam herhalde grup çekildikten sonra. Çok klişe bir soru olabilir ama ben merak ediyorum. Kaç puan bizi ne yapar? Hangi maçı kazandık kafanızda? Hangi maçta berabere kaldık? Bakü'de oynamış olmanın avantajı var. Evet ama İtalya ile açılış maçı olmasının çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Bütün dünya izleyecek çünkü. Belki diğer maçlarımızı tüm dünya izlemeyecek ama açılış maçını bütün dünya izleyecek. Kafanızda kaç puan hesapladınız? Yani bir hesap yok ama sizin dediğiniz gibi illa medya gözüyle bir hesap yaparsa kağıt üstünde normali bu. Yani işte 6 puan iki rakibi yendim mi zaten çıkaracağını düşünüyorum. Yani hem Galler'i hem İsviçre'yi. Ama biz burada da tam tersi oldu işte Fransa maçında. 4 puanı Fransa'dan aldık, 1 puanı İzlanda'dan aldık yine. Onun için bu varsayımlar olacaktır. Bizim bir özelliğimiz, yani bu aslında her alanda da olabilir, öngörülemez olmaktır. Biz onu sağlamak istiyoruz biraz. Yapabilirsek yani rakip seni oyunundan şaşırmalı. Senin bilinir olman da bazen onun lehine. O yüzden biz İtalya'yı yeniden gözden geçireceğiz ama bizim için şu anda Galler daha önemli tanımak açısından.
Çünkü herkesin gözü İsviçre, İtalya'da. Onun için hep söylediğim şey, bir Andorra'nın buradaki bize zorluğunu bakın. Bir de bizim Andorra'daki maçtaki zorluğa bakın. Ne kadar rahat oynadık. Hatta farklı yapardık da oyuncular maçın koşulu. İşte onun için ona hazır olmak. Şimdi rakibi tanımak, rakibin oyun tarzına hazır olmak, felsefesine hazır olmak, ona göre felsefe üretmek kolay. Bunu çok mesafe aldığımızı söylüyorum. O yüzden inşallah bütün puanları alırız da ama ben yine 6 puanla çıkacağımızı düşünüyorum. Fatih Bey. Hocam tekrar tebrikler. Haziran'a kadar çok var. Mart'ta playoff maçları var. Katar'ın ve Moldova'dan teklifler geldiğini, daha çok birçok takımın hazırlık maçı yapmak için teklifte bulunduğu bilgisi geldi. Nasıl bir kamp ve hazırlık dönemi düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Zaten az evvel söyledim. Yani talepler vardı. Bizim bir Katar turnuvası vardı olma ihtimali. O iyiydi. Sonra olmadı. Rusya, Polonya gibi takımlar vardı ama şu anda Slovenya ve Avusturya ile ilk ağızda yani Mart ayında yapacağız iki maçı da. Arkasında Mayıs ayında yine böyle bir aile ortamında, yani şu andaki düşüncemi söylüyorum madem açtı bu da her şeyi konuşmuş olayım. Ligin yorgunluğu içerisinde olan oyuncuların sürekli kampa böyle 3-4-5-6 gün izin verip bir kampa girip fiziksel bir çalışma yapmak da doğru bulmuyorum. Tam tersine izin vermeden de kamp almaya doğru bulmuyorum. İkisinin arası olan bir şey, ailesinde olacak, çalışmanın da olacağı bir ilk ön hazırlık dönemi. Arkasından müsabakaya hazırlanacak bir altyapı oluşturması ve iki maçı belki işte bu kampın sonunda Türkiye'de kampı düşünüyorum. Ondan sonra da gelişmeye göre iki maçta Haziran'da yapıp turnuvaya gideceğiz. Yani 4 maçta kapatacağız. Başka soru sormak isteyen var mı? Övünç Bey. Hocam tebrikler tekrar. 30-35 yıldır beraber olduğunuz Mehmet Hoca, Mehmet Kulaksızoğlu yine yanınızda. Şu anda Şeref Hoca yanınızda, Bayram Hoca yanınızda, Beşiktaş'tan Eren Hoca yanınızda. Sizinle beraber bu yolda futbolcularla beraber hocalarınızla, yardımcılarınızla ilgili ne söylersiniz? Hayatla ilgili söyleyeyim. Siz de benim yanımızdasınız. Faik'le de beraberim şu anda. Ne bileyim işte bakıp da görmüyorum isimleri. Yani Faik az evvel soru sorduğu için. Yıllar önce beraberdik. Yani yenileri de olur, eskileri de olacak, biz gideriz, başkaları gelecek bu ülke. Hepimizi birileri gelip birileri gidiyor. Hayat böyle, doğası böyle. Bazen cenazeye gidemiyoruz. Yani yakınımıza, düğüne gitmiyoruz. Bunu size belki paylaşmak doğruunu bilmiyorum. Acılarımızı içimize gömüyoruz. Hayat böyle bir şey. Ama bize de bir görev geliyor. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bayram Hoca benim oyuncumdu daha önce Antalya'da. Şeref Hoca ile beraber çalıştım. Mehmet Hoca eskiden mi tanıyor? Görevine son verelim diye sordunuz onu. Anlamadım ki. Niye ya? Ne için sordunuz bunu? Şimdi arkadaşlar birileriyle yola çıkarsınız. Bu her alanda böyledir. Yönetimler, siyasi de yola çıkar. Mümkün olduğunca bunlarla birlikte gidersiniz. Ama iş başları da yani şimdi onlarla bir fikir jimnastiği yapıyorsunuz veya fikir birlikte yapıyor, yola çıkıyorsunuz. Sonradan da siz yetmeyebilirsiniz. Sizin yanınızdaki siz yetmezseniz hepsi gidecek. Yanınızdakine yeni birini almak durumu ihtiyacı olabilir, olacaktır da. Bu normaldir de. Alacağız ama aldığımızın yolunda gitmeyeceğiz. Aldığımız bize katkı yapacak. Onun için ben daha katkı yapacak birini almam. Bana bize katkı yapan adamı alırım. Çünkü benim yani vereceğim bir şey yok. Alacağım var. Onlara da söylüyorum yanınızda. Yarın buralarda biri olacaksa öyle gelecek buralara. Sıfırdan başlayacak. Yani kendini sıfırlayacak, öyle başlayacak. Bilgileri, birikimleri, karakteri, yeteneği onda zaten güç olarak dursun. Ama o iş öyle başlamalı. Yola çıktığımızda inandığın, güvendiğin birini bıraktığımız zaman o zaman başkalarının yoluna gideriz. Onu da yapmak istemem. Ama aldığım kişi de bana katkı yapsın isterim. Onun için yoldaki aldıklarımız çok önemli. Onlar bizim çalıştığımız ekipleri de sinerjiye ve bilgiye boğması gerekiyor. Bu hangi alanda? Medya alanında, antrenör alanında, idare alanında, ne alanda olursa olsun fark etmez. Öyle olmalı. Bu sadece bizim için değil, her iş kolunda öyle olduğunu düşünüyorum. O felsefeyi de uygulamaya çalışıyoruz. Murat Bey. Mehmet'e teşekkür ederim. Mehmet Hoca. Senin sorun muydu bu yoksa? Nerede Mehmet Hoca? Tamam. Ondan mı geldi soru acaba? Övünçle arası. Şaka şaka. Fanatik Gazetesi Murat Akbaş. Hocam, Bükreş'teki kura çekimi sonrası biz oradaydık. Gruptaki takımların teknik direktörleri Mancini, Petkovic, Ryan Giggs ile konuşma şansımız oldu. Bizim milli takımımızla ilgili düşünceler şu yönde. Korkulan, çekilen bir milli takım haline geldik. Genelde bu tarz turnuvalarda hani daha bir
kolay gibi görünen bir takımdık ama şimdi onlar biraz korkulan, çekilen bir milli takımımız olduğunu düşünüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani korku değil de çekinmelerini sağlamak güzel. Futbol adına iyi futbol oynayıp onlara zorluk çıkarabileceğimizi düşünüyorsun da güzel bir iş yaptığımızı biz de öyle düşünüyoruz zaten. Biz işte yapılmaya çalışılan, yapmaya çalıştığımız şey her maçı kendi futbolumuzu oynamaya, kendi futbol felsefemizi oynamaya çalışacağız. Ama rakibe göre de oynayacağız. Bizde yetenek var, yaratıcılık da var, çalışma da var. Ama dağınıklık da var. Bunu şöyle söyleyeyim, her alanda da görüyoruz. Masamızın üstünde mesela burada da aynı şekilde yapıyoruz. Çok her şey var, çok değil her şey var ama dağınıklığımız var. Bazen hiç telefonunda ana sayfasında bazen o kadar dağınık konular var ki asıl yapmanız gerekeni kaybediyorsunuz orada. Orada da hata yapıyoruz. Yani biraz organizasyon, biraz eleştiri ama hakaret değil. Yani neyi değiştireceğimizi koyduğumuzda biz orada oluruz ama biz geriden geliyoruz onu kabul ediyorum. Biz Avrupa'nın gerisindeyiz futbolda da birçok konuda da. Bizde var olan özellikler basit olması gerekenleri yapmadığımız için ortaya çıkmıyor. Demin dedim ya yeteneğin, karakterin, özelliğin var. Ben durup dururken bir günde çıkmazsınız. Vardır sizde ama imkan zaman bulduğunuz zaman onu ortaya koyduğunuz zaman işte siz kahraman olursunuz, efsane olursunuz, iyi olursunuz. Yoksanız sizi zorla bir yere getiremezler. Bizde var olan değerleri biz birlikte ortaya çıkar. Medya gözüyle, yönetim gözüyle, seyirci gözüyle, antrenör gözüyle, oyuncu gözüyle hepsinin yani ben buradan sizi başka görüyorum, siz beni. Bakın ben kalabalık görüyorum. Siz 4 kişi görüyorsunuz. Bu bakış açısını zenginleştirelim diyorum. O zaman hepsi bizden korkar. Korkar değil de çekinir. Biz daha güçlü oluruz. Öyle diyelim yani. Onları da çok korkutmayalım. Nebil Bey. Hocam ben de soruma sizi, ekibinizi ve bütün futbolcuları, federasyonu tebrik ederek başlamak istiyorum. Ve şimdiden Euro 2020'de yürekten başarılar diliyorum. Şimdi az önce Gökhan Dinç size grubu sordu. Siz bir 6 puan telaffuz ettiniz. Ben biraz daha ileriye götürmek istiyorum işi. İkinci 6 puan alıp ikinci çıkarsak Hollanda'da B grubunun ikincisiyle oynuyoruz. Onu da geçersek Bakü'de çeyrek final oynuyoruz. Londra yolu gözüküyor mu hocam bize? Ne dersiniz? Yani tabii ya şimdi biz bütün senaryoları hazırladık yani biz profesyonel kadrolarla yönetime de söyledik. Bir gruptan çıkmak işte o gruptan çıktığımızda az evvel ilk başta söylemiştim zaten programı yaparken. Gruptan çıktıktan sonra nereye gideceğimiz önemli. Bir ikinci olunca Amsterdam, Londra var ona göre. Üçüncü olduğu zaman farklı yerler var. Ona göre bir merkezi kamp yeri de bakacağız. O da bir önemli. Dolayısıyla hedefimiz o. Ama tekrar söylüyorum. Bu işe girmişse ben oyunculara söylediğimi söylüyorum. Bu işi yapıyorsan en iyisini yapın. En iyisini verin. Başaramazsanız ben buyum dersiniz. Vicdanen rahat olursunuz. Biz onu yapacağız. Abi biz gruptan mı çıkarız? Yukarı mı çıkarız? Bilmiyorum ama şunu istiyorum yani. Hayal ediyorum. Keşke final oynasın Türkiye ama biz de çok erken daha ilk başta biz final oynarız. Ya o kadar evet bu da herkes istiyor. Ortak hayalimiz bu olsun. Bunu da isteyelim. Ama biz gruptan çıkmamayı da göz önüne alırız. Bunu bir teslimiyet olarak görmüyorum. Bu takım bu turnuvayı geçirecek. İnşallah 16'ya, çeyrek finale, yarı finale, finale geliriz. Bilmiyorum. Ama ne olursa olsun her maçımız, hatta ilk hazırlık maçımızdan başlayarak futbolumuzu biraz daha yukarı çıkarmak zorundayız. Bu hem o maçlar için geçerli hem dünya, National League ve daha sonra Dünya Kupası için. Biz bundan sonraki turnuvaya gideceksek eğer, o gruptan çıkıp da yarı finale gelsek de gitmek istiyoruz Dünya Kupası'na. Elensek de gitmek. Bunu dağıtmayacağız. Doğrularımızı tutacağız. Yanlışlarımızı, eksimizi düzelteceğiz. O yüzden Dünya Kupası'nı söylüyorum. Yani hedef olarak uzun vadede Dünya Kupası dememin sebebi bu. Futbol altyapısını sağlamlaştıracağız. Ve başarıda, doğruda, istikrarlı gitmemiz gerektiğini söylüyorum. Bunun içerisinde iyi ve kötü saha sonuçları var. Başarı, başarısızlık var. Ona da tahammül ve onu yenebilmek de var. O yüzden söyledim. Ama siz dar alanda tabii benim için de ben oynayacağımız iki hazırlık maçında daha sonraki 4 tane hazırlık maçında yazın kazanmak istiyorum. Ama ben Avrupa Şampiyonası'na hazırlık yapacağım o oyuncularla. Orada ilk önce gruptan çıkmak. Bu aynı şeyi söylediğimde Dünya Kupası'nda bunun hedefi küçük vizyonu yok dediler. Hiçbir şeyim yoktu o zaman. Yine hiçbir şeyim yok. Çünkü bunlar elbise çıkaracağım bunları. Ben çıplak. Kral çıplak. Ama şunu söyleyeyim. O gün de söyledim. Zirveye çıkmak için merdivenin ilk basamağına basmadan çıkarsanız düşersiniz daha toparlayamazsınız. Biz bir yerimizi kırmak istemiyoruz. Adım adım gidiyoruz.
O bir oyuncu burada dedim ya, bundan önce herkese teşekkür ettim. Yanlışları ya doğruları bir yere geldik biz şu anda. O yerden yukarı nasıl çıkar? Sürekli böyle çıkan yok. İniş çıkışlar var. Onları yaparak bir yerlere geleceğiz. Bunun sonuçlarla desteklenmesi güzel. Bugün de bu toplantıyı yaparken bu sonuca ne kadar katkı yaptığınızı söyleyebilmek için toplantı yaptım. Yani ben yaptım, hadi bana eyvallah, tatil yaptım, gelirim. Geldik yazın, ben kaybettim, sen yaptın, hadi yap bakalım dediğin anda bittik zaten. Veya tam tersine, siz yapın görün bakalım desem ben ne olacak? Bu olumsuzluklar, biz hep bunları yaptık. O gitsin, bu gelsin, sen yaptın, ben yaptım. Ya yok, hiçbirimiz mükemmel değiliz ama hepimiz iyi insanız. Hepimiz iyi işler yapabiliriz. Biraz sabırlı olalım, merdiveni basamağına basalım, zirveye çıkarız biz. Onur Bey, son soruyu da size verelim. Tamam. Onur Turul, Haber Global Televizyonu. Hocam tebrik ederim, başarılar dilerim Euro 2020 yolunda. Oyuncu grubuyla ilgili sormak istiyorum. Merih Demiral grup maçlarında, eleme maçlarında öne çıkan isimlerden biriydi ama kulübünde forma giymiyor. Önümüzde de bir transfer dönemi var. Ona bu açıdan bir tavsiyeniz olacak mı? Veya kulübünde devam etmesini mi tavsiye edersiniz? Aynı şekilde Cenk için de soracağım. O da kulübünde az forma giyen oyunculardan ve kadronun da önemli isimlerinden biri. Siz bu oyuncuların oynamasını mı tavsiye edersiniz? Böyle mi devam? Ya tabii burada sorunlarımızı çok fazla paylaşmadık. Yani sizin, ben medya mensubu olsam ilk hocayı oynamayan hocayı oynattıkça eleştiririm. Eleştirebiliriz. Oynayan da var çünkü orada. Ama bu nereden baktığınıza bağlı. İşte bu senaryoları bazen tutar tutmaz belli olmaz. Merih bunlardan bir tane. Takımın en iyisi de gösterdiğimiz oyuncu hiç oynamıyor neredeyse yani. Ama bu onu örnek gösterebiliriz. Ya oynatmak, yani Türkiye liglerine bakın. Hocaya kızdığı zaman veyahut da dışarı çıktığı zaman bir oyuncu, sizler bizler sahip çıkmayacağız oyuncu. İşine bakacak. O şans Çağlar hiç oynamazken bu sene en ileriden bir tanesi. Aynı şeyi siz de bize yapıyorsunuz. Yani Kaan oynamış, Çağla oynamış, Meri oynamış. Ozan ne olacak? Mert Çetin, yarın Hüseyin bilmiyorum. Başkaları gelecek. Yeri değişecek. Bunlar işin doğasında var zaten. O kadar kolay ki. Nereden baktığınızda parayı mı aklı mı seçersiniz? Herkese göre farklı. Ben de cevabım farklı olur. Akıl diyene hemen şöyle derim. Aslında güzel bir de. Demek ki herkes olmayanı seçiyor. Nereden baktığınıza bağlı. Bu tip şeyler doğru şeyler değil. Ben söylemeye çalışıyorum. Yani buradaki şey şu. Biz oyuncularımızda iyi mesafe alıyoruz ve devam edecek bu. İnanın ki samimiyetle söylüyorum. Bu çocuklar gelişim yapıyorlar ve işi de biliyorlar şu anda. Bunları biz de bozamayız belki ama bozmamak için doğru örnekleri verelim. Güzel bir grup var. Cenk de bunlardan bir tane. Cenk'in de gitmesini isterim. Mesela Oğuzhan'ı alamıyorum. Oğuzhan'ın da yani şimdi tabii ona gireceğim konu değil ama oynaması, rahat olması gereken yerde olmalı. Yani ben burada söyledim bunu. Hepimiz için. İnsan mutlu olduğu yerde rahat çalışır. Verimli olur. Ya çalıştığınız yerde mutsuzsanız, bu ekonomik, idari, teknik ne alırsa aklınıza gelirse, her gün kafanız gergin, mutsuz, işinize odaklanmanız da azalır. Bu oyuncu için de geçerli. O yüzden yani paramı alayım, oynamayayım demek doğru değil. Ama Meri'nin öyle değil. O süreyi gelişim için kullanıyor. Çağlar, o iş, bunun ayrı ayrı işlenmesi gereken bir konu bu. Eğer böyle yaparsanız bir yıl sonra, iki yıl sonra gelip sizi kesemezler. Şimdi her maçta oynuyor. Aynı şey ben yaşadım. Bir yıl kadroya girmedim. 19 yılda oynadım. Yedek kaleci yoktu. Benden iyisi de yoktu ama o zaman. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Evet, bunu da söyleyeyim. Bizim neye sahip olduğumuz bunu söyledim. Bu sahip olduklarımızı kiminle paylaştığımızı ben sizi de paylaşıyorum. Türkiye ile paylaşıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Geldiğinizde şeref verdiniz. Afiyet olsun. Kapatıyoruz. Evet.